Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Şikayetim Var programımızın ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümdeki konuğumuz ise TürkNet. Evet Özgür Çetin, ne diyeceksin? Valla şimdi Vodafone'da bayağı bir yorum gelmişti Osman. Vodafone'dan bine yaklaştı bini yani. Geçti de belki saymadık da hani scroll et aşağı indi sayfaları. TürkNet için bu kadar yorum gelmedi. Normal. Yani 5 ve 1000 gelmedi ama yine bir 200 falan 200, vardı. 250 tane yorum geldi. Onun açıklama kısmında linkini koyacağız arkadaşlar. Hangi haberde biz yorum topladık. Siz de tıklayıp kendiniz de o yorumları görebilirsiniz. Biz bu videoda bir kısmını Yani böyle hani alıyoruz. Ortak paranteze alınan yorumlar var. Onlar hani birkaç tane seçiyor. Çünkü kalkıda 100-200 tane yorum burada okumaya kalksak bayağı bir okuruz yani. Bir saat o yüzden onların hani ortak sorunlar çok. Mesela Pink olayında çok fazla yorum vardı. Ondan bir tane yorum aldık. İşte İnternetin kopmasıyla ilgili yorumlar vardı. Müşteri ilişkileriyle ilgili yorumlar vardı. Aynen öyle. Hatta biliyorsun, olmayan müşteri. Hatta bize Twitter'dan da böyle trollediler açıkçası bu şeyler. Hem TürkNet'in kendi sosyal medya hesabı hem de oradaki herhalde çalışanlar olabilir. Sosyal medya çok memnunuz. Aman da harika falan filan diye. Biz de dedik ki bu videoyu izleyin. O zaman harika mı değil mi? Görmüş olursunuz dedik. Yani şimdi şöyle bir şey var. Orada hani TürkNet'in tweet'i de benim komiğime gitti biraz. Biz buradayız. İşte size gerek yok ama falan filan gibisinden. Bize ulaşmak isteyenler için biz buradayız. Ama gelen yorumlara baktığımızda kimse ulaşamıyor yani. Hatta hani müşteri desteği, önce bir tane müşteri hizmetleri kursundan falan diye yorumlar var. Gerçekten ben de bir ara TürkNet kullanıyordum. TürkNet'i bırakmamın en önemli sebebi buydu mesela. Arıyorsun bir numara var ama numaraya cevap veren kimse yok yani. Bir de illa yazılı istiyorlar anladığım kadar. Bir yazışma şeklinde bir sistem kurmuşlar. Chat yapıyorsun yani. Ya canlı işte karşı tarafta motor. Onlar biraz basitine kaçmışlar işin. Bir de sorunun çözülmesi biraz sıkıntıydı ya o tarafta. Ben o yüzden bırakmıştım yani. Neyse şimdi daha fazla uzatmadan başkalarının sorunlarına geçelim. Şimdi Serdar isimli okuyucumuz demiş ki yaklaşık 3 yıldır TürkNet kullanıyorum. Müşteri hizmetlerinde kimseye ulaşamıyorum ki senin söylediğin sorun. Bu konuda şikayetçiyim. Kesinlikle canlı bağlantı olmalı demiş. Evet. Evet bu bak bu tarz şeyler çok fazla geldi abi. Yani bu müşteri hizmetleri konusunda yani gelen yorumların belki 3'te 1'i müşteri hizmetleri konusundaydı. Herkes bu konuda şikayetçi. Süleyman isimli okuyucumuz demiş ki sık sık kesilmeler yaşanıyor, hız dersen yerlerde sürünüyor ama yine de makul fiyatlı internet sağlayıcı diye yıllardır TürkNet'teyim demiş. Evet fiyatları makul diğer internet sağlayıcılarına göre ve sundukları hız da hani diğerleriyle kıyaslandığında daha yüksek seviyelerde şöyle, ama o hızı alabilirsen. Şimdi şöyle orada bir şey var, sık sık kesilme yaşanması iki sebebi olabilir bence. Hani bu kendi kişisel fikrimi söylüyorum ben. Bir tanesi modemle sorun vardır. İki, hatta sorun vardır. Ama hattı demiyorsun, Türk Telekom genelde hatları oluyor. Yani TürkNet'in kendi özel hattı yok sonuçta. Hani o aslında büyük bir kanayan yara. Muhtemelen Türk Telekom'la ilgili böyle bir video çektiğimizde de onlarla ilgili bir sürü yorum alacağız diye tahmin ediyorum. İstiyorsan Kemal Bey'in de yorumu. Kemal demiş ki derdimi özetliyorum. Uzun bir derdim var ama bunu özet geçeceğim demiş yani. İnternet her gün kopuyor. Bak bu deminkiyle aynı aslında. Demek ki bu hani modemden şeyden de olmayabilir. Arıza kaydındaki arkadaşlar modeminizde sorun var deyip kestirip atıyorlar. Benim yaptığım gibi. Şimdi cevaplasınlar. 1. Eğer sorun modemimdeyse aynı modem ile eski ISS yani internet sağlayıcısı ile neden bir kere bile bu tür bir kesinti yaşamamıştım? 2. Diyelim ki sorun gerçekten modem ayarlarından kaynaklanıyor. Bu ayarların doğrusunu TürkNet neden göstermiyor demiş. Başka var mı abi? Bu kadar mı? Yok bu kadar. Bu kadar. Şimdi burada şu doğru. Mesela atıyorum ben Türk Telekom'da, şu anda Türk Telekom'dan hizmet alıyorum yani. Geçtiğimiz günlerde internette bir kesinti vardı. Mesela hemen aradım. İşte modem ayarlarınızda şu şöyle mi, bu böyle mi, o öyle mi? Evet. Dediler uzaktan erişim sağlayacaklar modeminize. Gerekli ayarlamaları yapacaklar. Modeminiz açık kalsın dediler. Yani harbiden de yarım saat içerisinde baktım turuncu ışık yeşile döndü. Ama TürkNet'te böyle bir şey söz konusu değil işte. Ben şey yani, bir şey anlamıyorum bu arada. Yani aynısı benim de başıma gelmişti. Sorun modemde olabilir dediler. Sözüm yok. Hayır orada ben şunu anlamıyorum. İşte TürkNet'i çok beğenen de var. Tamam mı? Fakat şey niye yapılmıyor? Yani bir tane müşteri hizmetleri servisi açmak çok büyük bir maliyet acaba. Anlamadım onu. Yani ben de onu anlamıyorum ya. Bu kadar müşteri varken elinde. Varken ki memnun olanlar da var bu arada ama sorun yaşadığın zaman yandın yani. Sorun yaşamayacak olman gerekiyor. Sorun yaşayana kadar çok güzel her şey on numara ama. Sorun yaşadığınız zaman biraz iş değişiyor. Herhalde orada öyle bir karar alınmış. Hani biz müşteri hizmetleri bu şekilde yapacağız diye yazılı olarak. Dediğin gibi mesela adam sana diyor ki kaç diyor kapat diye uzaktan bağlanıyorlar bir şeyler yapıyorlar. Demek ki o yazılı olan tarafta öyle bir sistem yok. Evet. Hani modemde sorun var. Sovat yani ne yapayım? Emre demiş ki merhabalar bir yıldır TürkNet'teyim. TürkNet'ten ZXL işte modemini yazmış. T50B modem satın aldım.
Oturma odasında modemle arasında iki duvar var. Tam diş çekiyor. Kullandığım esnada Wi-Fi bağlantısı birden kopuyor. Tekrar bağlanmaya çalışıyorum. Bağlanmıyor. Telefonun Wi-Fi özelliğini kapatıp açıyorum. Yine aynı. Uzun bir aradan sonra kendi kendine bağlanıyor. Sıfır modem aldık. Neden böyle bir şey oluyor? Anlamadım. Sadece modemi kapatıp açınca sorun düzeliyor. Böyle olduğu zaman sürekli kapataş mı yapacağız? Hem 2.4 hem 5GHz özelliği açık. Önceki kullandığım TP-Link 9970 modemde de aynı bu sorun oluyordu. Onda da her yerden çekmiyor diye TürkNet'in kendi sattığı modemi aldım. Tam olarak neyden kaynaklanıyor? Çözüm için ne yapılması lazım? Yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler. Valla bu çok TürkNet'lik bir sorun gibi değil, durmuyor. Bence de değil. Muhtemelen yani. Ev ile alakalı olabilir. Evet. Yapısından ötürü. Malum arkadaşlar özellikle Wi-Fi sinyallerinde araya duvarlar vesaire girdiği zaman, özellikle modemin bulunduğu odada kapı vesaire de kapalıysa, çekim olayı gayet çok zorlu oluyor. O yüzden bu sinyal güçlendiriciler falan var. Onlardan alabilirsiniz. İşte bulunduğunuz odaya takabilirsiniz. Ya da sinyalin en düşük olduğu bir dişe indiği noktaya takın. O oradan tekrardan yükseltecektir. Ya da kesin çözüm için Powerline diye bir cihaz var arkadaşlar. Onlardan alın, bu kesin çözüm oluyor. Powerline'e elektrik attığınızı kısaca internet hattına çeviriyor. Yani süper bir şey. Priz olan her yerden takıyorsunuz diğer powerline'ın da ucuna. Ne yapıyorsunuz? Direkt ethernetten internet alabiliyorsunuz. Ya da böyle Wi-Fi'li powerline'lar var. Onları taktığınızda direkt o sanki modem orada Wi-Fi yayını yapıyormuş gibi veriyor. Yani çekim sorununu tamamen çözmüş oluyor. Hatta benim de böyle bir sorunum vardı. Wi-Fi çekmiyordu. Ne yaptım? Powerline'ı taktım arkadaşlar. Şimdi dilediğim odada interneti kullanabiliyorum. Bu videoyu biz çekmiştik. Powerline nedir, ne değildir, nasıl kullanılır vesaire. Dilerseniz yukarıdan şimdi onun linkini de bırakayım. İsteyenler izleyebilirler. Yani bu senin sorununa kesin bir çözüm olur. Burada dediğim gibi modemden kaynaklı ya da hani TürkNet'ten kaynaklı bir sorun gibi durmuyor. Muhtemelen senin evinin yapısından ötürü. Belki modemin yerini değiştirsen bu sorunu çözebilirsin. Hı. Onu da deneyebilirsin istersen. Şimdi Emrah demiş ki müşteri temsilcileriyle birebir temasa geçemiyorlar. Temsilcileriyle geçemiyoruz demek istedi herhalde. Sadece yazışmayla konuşuluyor. O büyük bir eksiklik, yanlış bir uygulama. Zaten evet, bunu söyledik ama ben özellikle de aldım bu yorumu da. Hani bak, Feyyaz da aynı şeyi söylemiş abi. Demiş ki internetim gün içinde bir iki kez kesiliyor. Genelde çok önemli anlarda oluyor. Bekliyorlar mesela Feyyaz'ı. Kes sınav başladı. Feyyaz mı? Aynen. Online sınav olduğumuz dönemde ve bunun sebebinin bakır kablolardan kaynaklandığını söylüyorlar. Ve bunun normal olduğunu söylüyorlar. Günde iki kez duran saat satın almış gibi hissediyorum. Madem öyle değiştirin kabloları, nasıl böyle bir durum normalleştirildi anlamıyorum. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. İnternet servis sağlayıcıları, sadece bunu TürkNet için söylemiyorum, Türk Telekom vesaire de öyle, belli zamanlarda suçu bina hattına, binadaki şeye atıyorlar. Şebekeye, hatta altyapıya. Kablolar atıyorlar ya, öyle değil. Mesela atıyorum, Turkcell'e gittiniz, sallıyorum şimdi. Diyor ki sizin işte binanızdaki kablolar en fazla 16 megabitli destekliyor. Türk Telekom'a gidiyorsun, o diyor ki yok ya sizin binanızdaki kablolar iyi, bizim sistemimize 24 megabit gözüküyor diyor. Başkasına gidiyorsun, o diyor çok iyi diyor 30 megabit. Yani bu internet sağlayıcıların bir böyle sığınma oyunu gibi bir şey. Benim eski evimde mesela aynı şeyi bana söylemişlerdi. Sıfır kablo çektirdim. Yani sıfır telefon kablosunu baştan çektirdim, yeni kablo. Hala bana şey diyor, kablolar ya dedim yeni çektirdim, o zaman biz bir servis yönlendirelim. Ha işte. O bir sığınma yöntemi. En kolaya kaçan şey. Ama burada benim dikkatimi çeken şu oldu. Bu arkadaş da demiş yani günde bir iki kez kesiliyor. Demek ki bu kesilme problemi bazı müşterilerde klasik bir problem. Kronik bir hale gelmiş. Yani bu TürkNet'ten kaynaklı bir durum. Ey TürkNet, oradaysan bu kesilme probleminin neden kaynaklandığını açıkla, yoksa biz açıklarız. Ziyaettin Demi Değirmenci. Evet, söyleyemedim adamın ismini. Değişik bir isim. Ziyaettin ilginç. İki defa TürkNet aboneliği aldım, abone olana kadar. Mükemmel hizmet ve iletişim rahatlı. Sonra her yer duvar. Fiberden fibere nakil yaptırmak istiyorum. Olmaz, yeni abone olup eski aboneliği iptal etmelisin diyorlar. En büyük sorun yaşadığımızda çözümü için ulaşamamak ki az önce söyledik biz bunu. Sanal müşteri hizmetleri çözülmüyor maalesef. Kredi kartımı otomatik ödeme talimatı verdiğim halde %30 indirimden yararlandırmadılar diyor. Evet, bu yani her yerde... Yani işte bak, bu tarz sorunları sanal bir şeyi anlatamaz. Anlatamıyorsun, evet. Yani bu bence çok yanlış ve karşında muhatap bulamamak da bir süreden sonra insanlar artık bezdiriyor. Evet. Yani sorun yaşamadığın zaman tam kullanıyorsun. İşte bir sene geçiyor, hiç sorun yaşamadın varsayalım bir sene içinde. Ya da ne bileyim, internet gidip geldiğinde çok böyle önemsemiyorsun. İnternette çok evet, işin yok. Yoktur. Hani evde bir internet bağlantısı olsun, telefonumda açtığımda gireyim diyenlerdense.
çok fazla seni belki şey yapmadı. Ama sürekli internette işi olanlar için ki artık, o internetin bir anlık kesilmesi bile... Ya düşün artık sıkıntı. Osman şimdi işte artık bütün büyük firma bile Türkiye'de, evden Türkcell'de, Sabancı'ydı. Evden çalışma sistemine geçti. Sen şimdi orada bir toplantısın, cak diye internet gitti. Hadi bakalım ne anlatacağım müdürüne, ne diyeceksin? İnternetim kesildi müdürüm. Telefon çekmiyor. Telefon çekmiyor. O yüzden buna bir çözüm bulunması lazım. Evet. Yani sorunları çözmede soru sıkıntılı. TürkNet'te onu anladık. Evet, yani sorunları çözme konusunda biraz sıkıntı yaşayanlar var. Biraz değil, herkes sıkıntı. Sorununuz yoksa çok güzel. Evet, aynen. Gökhan Mete demiş ki, bir dostumun tavsiyesiyle pandemi sürecinde yeğenler canlı dersine girebilsin diye evlerine internet bağlattım. Arkadaşını getir indirimi tanımlandı ama yapılmadı. Sebep olarak tavsiye edilen dostum taşınıyor ve taşındığı adreste port dolu çıkıyor. Hattı bağlayamıyorlar, sorunu da çözemiyorlar. O da mağdur oluyor ve mecburen iptal ettiriyor. O iptal ettirince hop bizim indirim de iptal oluyor. Aradığımda iptal ettirmeseydi diyorlar, sanki keyfinden kapattırmış gibi. Hem suçlular hem de güçlü. Kaldı ki ben kullanıyorum, iptal ettirmedim. Neden verilmiş hakkı geri alıyorsun? Ayrıca kurulum ücretini de 3 taksitle alacağız dediler. Ses kaydını bile aldım. Hatta onu da peşin olarak faturaya yansıttılar. Kısacası TürkNet'ten memnun değilim. Okul kapansın, kapatacağım zaten. Şimdi burada. Neydi bu arkadaşın adı? Şimdi göstereyim. Gökhan Mete. Şöyle bir durum var. Bu indirimlerde genel olarak bir sözleşme metni vardır. Bu sözleşme metninde zaten o şey şartlar yazar. Orada diyordur muhtemelen işte indirime getirdiğiniz kişi ayrılırsa indiriminiz iptal edilir vesaire. O sözleşme şartında yazdığı için onda diyecek bir şey yok. Ama kurulum ücretini 3 taksitle alacağız deyip bunu peşin olarak faturaya yansıtmaları biraz abeste iştigal bir durum yani. O yüzden o konuda tüketici hakkına da gidebilirsin ama gerek yok, muhtemelen ödemişindir zaten. Şunu görüyorum ben bazı şikayetlerde de, bu kampanyaları da sanki tam olarak yani şey yapmıyor evet. Yani. Yani o kampanyayı söyleyen kişi... Mesela demin az önce de bir şikayette bir indirim var, vermediler falan gibi evet. Bir şikayet vardı. Orada da bazı sıkıntıları var TürkNet'in görebildiğim kadarıyla. Karşında muhatap da bulamıyorsun. Muhtemelen oradaki sorun şu. Kampanyayı veren ekiple bu kampanyanın o harekette bir aksiyon oluyor işte atıyorum bilmem ne yaparsan %30 indirim bilmem ne dersen şudur budur. Onu yapan ekip farklı. O yüzden orada bir iletişim kopukluğu olmuş. Çözemiyorlar gördüğüm kadarıyla. Ama bu saçma bir şey. Yani 3 taksitle alacağız diyorlar ya mesela. Ona diyorlar. Göre ayarlıyorsun kendini ödemelerini falan. Bir geliyor tak 5'in hepsini almışlar. Evet. Şimdi arayacağım birini diyeceksin ki kardeşim ya bu hani 3 taksit olacaktı niye? Kimse de açmıyor telefonunu. Ne yapacaksın? Öyle kalıyorsun yani. O da sıkıntı. Mehmet Sıkır demiş ki bütün yorumların aslında özeti canlı görülebilecek müşteri hizmetleri istiyoruz demiş. Görmek istiyormuş kendisi. Yani görmekten kastettim. Görüntülü arama. Telefonla. Daha millet sesle ulaşamıyor. Evet. Son yorumumuz da ZGN isimli kullanıcıdan. Yaptıkları ve zorunlu tuttukları hız testi servisinde ne perf demiş. Tarayıcıya giden interneti kısıtlamama rağmen hız yüksek çıkıyor. Yani ben gerçekten düşük bir hız alsam bile hızımı yüksek gösteriyor. Bunu sorun demiş. Evet, enteresan bir sorun bu. Yani diyorlar ki burada. Kandırıyor diyor demek istiyor. Aynen öyle. Aslında diyor vermedikleri hızı veriyormuş gibi gösteriyor. Yani bizim Alperen sen de kullanıyordun. TürkNet kullanıyordun değil mi? Sen de bu şeyi mi yapıyorsun? Bu sistemi mi yapıyorsun? Ben daha önce kısıtlama gibi tarayıcımdan hızımı kısıtlayıcı bir şey kullanmadım. Ama TürkNet'in kendi hız testinde 70 megabit internet alıyorsam herhangi bir farklı bir hız speed test mesela. De yine aynı hızı alıyorum. Oluyorsun. Evet. Sorun yok yani. Evet. O zaman bu belki ZGN isimli kullanıcıların yani... ZGN yani bir de diğer... Atıyorum speed test falan evet. Diğerleriyle de bir yap bakalım aynı sonuç mı çıkıyor, farklı mı çıkıyor ona göre muhtemelen bir sonuca evet. Varacaksındır. Eğer farklı çıkıyorsa bize ekran görüntülerini at. Onları da yine biz bu videonun haberinde ekleriz sonradan işte takipçimiz bölümlerde diye. Evet arkadaşlar bir şikayetim var programın daha sonuna geldik. Bu haftaki konuğumuz TürkNet olmuştu. Kendilerine bu ilettiğiniz soruları ki bu videoda anlattıklarımızla beraber aynı zamanda teknolojioku.com'da ki haberimize yaptığınız yorumlardaki soruları ve şikayetleri de ileteceğiz arkadaşlar. Onları da belirtelim. Haftaya yeni bir marka ve yeni şikayetlerle karşınızda olacağız. O gün gelene kadar kanalımıza abone olmayı ve bizleri Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Farklı bir programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.